biz de ilk haber yaptık ve arda arda gelen açıklamalarda bizlere işte yumuşama acaba başka bir bahara mı kaldı diye sordurdu sorduruyor. Geçen hafta MHP lideri Bahçeli'den normalleşme yumuşama karşıtı açıklama gelmiş. İşte gerekiyorsa biz üzerimize düşeni yapalım aradan çekelim AK Parti ile CHP bir ittifak kursun çıkışı gelmişti. AK Parti'den ittifaka bağlılık mesajları gelse de anlaşılan o ki MHP cephesi pek de tatmin olmamış. Bahçeli Ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur dedi bugün bayram mesajında. Tonunu e, açılışta da söyledim daha da sertleştirdi. E, Özgür Özel'in kullandığı suç ortağı ifadesi vardı. Bu e, ardından bir düzeltme getirmişti Özgür Özel o e, ifadelerini ama Erdoğan'ı da kızdırmış görünüyor. Erdoğan dedi ki iade ziyaretimizi demek ki hazmedememişler. Erdoğan'ın açıklamasında Özgür Özel için kullandığı normalde bir Özgür Bey hitabı vardı. Öncesinde Özgür Efendiydi. Bu normalleşmeyle birlikte o Özgür Efendi Özgür Bey'e dönmüştü. O Özgür Bey hitabı gitti. CHP'nin başındaki arkadaş tanımı geldi. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin yeni dönemini tanımlayan yumuşamaya dair bayram mesajında iyimserdi. Yurtdışı ziyareti öncesi kaydedilen bu videodan dakikalar sonra Bahçeli hiç de yumuşak olmayan bir bayram mesajı yayımladı. Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Türkiye'de anormal bir şeyin olmadığını söyleyerek yeni döneme kapıyı kapatan MHP lideri, hakkımızı hukuk hukukumuzu savunmak şeref konumuzdur dedi. Bahçeli'nin CHP'nin de dahil olduğu ittifaka engel olmayız çıkışı doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Sayın Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunudur. Erdoğan Türkiye'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamasını CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. İsim vermeden İmamoğlu göndermesi yaptı. Biz iade ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Yani bu yumuşama değildir. Bizim iade ziyaretimiz Demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var sorusu gündemdeyken ittifaka devam mesajı geldi Erdoğan'dan. Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim. Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar bildiklerini okusunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasaya dair CHP'ye teklif yaptıklarını, niye olması yönünde bir yaklaşımı gördüklerini söyledi. Fakat iki gün sonra ortaya maalesef arzu etmediğimiz bir yaklaşım çıkınca bu durumda bizi üzmedi değil. Siyasetteki yumuşamanın bu sefer kelebek ömürlü olmamasını temenni ediyoruz. CHP lideri Özgür Özel ise bayram mesajında değindi normalleşmeye. Halkın gündemi vurgusu öne çıktı Özel'in. Türkiye'nin normalleşmesi siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur. Siyasette kimilerinin normalleşme, kimilerinin ise yumuşama olarak adlandırdığı yeni dönem rafa mı kalktı? 20 Temmuz'da Erdoğan'la Özel'in Kıbrıs'ta bir araya gelmesi beklenirken, karşılıklı atılacak adımlar ve yapılacak açıklamalar bu sorunun yanıtını verecek. Yine umut var ama onu söyleyeyim. Şimdi Bay Kemal dediği Kılıçdaroğlu için CHP'nin başındaki zat diyordu Erdoğan. Şimdi Özgür Efendi evet Özgür Bey oldu ama oradaki kazanımdan bir geri adım var ama yine de CHP'nin başındaki zat değil arkadaş diyor en azından bu da bir şey. Bu arada tabii Erdoğan'ın yeni anayasayla ilgili kullandığı bir ifade yine çok dikkat çekti. Onun altını bir kez daha çizelim. Haberde dinledik ama diyor ki teklifimizi yaptık. Onlardan niye olmasın noktasına gelen bir yaklaşım gördüm diyor. CHP yeni anayasa konusunda acaba AK Parti'ye bir e, taahhütte mi bulundu? Neler konuşuldu o görüşmede? Tabii çok merak ediliyor. Özgür Özel'den yanıt var. Ana haberden hemen sonra İpek Özbey'in sunduğu nokta atışı programında CHP'den bu açıklamalara yanıt verilecek. Buradan aktarmış, duyurmuş olalım. Merakla bekliyoruz acaba CHP e, Özgür Özel, CHP lideri Özgür Özel ve Erdoğan arasında bu iki görüşmede Yeni anayasayla ilgi ilgili neler konuşuldu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün uçakta teklifimizi yaptık onlardan niye olmasın diye gelen bir yaklaşım gördüm diyor. Acaba bu izlenime nasıl kapılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan?